Arkadaşlar merhaba, Ütopya Çiçek Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tanıtım videomuzda bu güzel kaktüslerimizi sizlere göstermek istiyorum. Bu hafta satışta olacak olan böyle çiçeğe burnunda 5,5 santim saksılarda kaktüslerimiz. Böyle Hilde Winter'larımız. Opuntia'larımız. Kaynana dili olarak da bildiğimiz tür. Dolu dolu saksılarda çok güzel formlarda bol bol kaktüslerimiz var arkadaşlar bu hafta. Dikenlerini yakından göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem türler. Yine bu şekilde bol yavrulu kaktüslerimiz var. Kırmızı ya da turuncu çiçek açıyor bunlar. Bunlar da beyaz ya da pembe açıyor. Şöyle kocaman bir kaktüsümüz var. Oldukça gelişmiş. Saksı boyutlarını bakıp söyleyemiyorum arkadaşlar. Bazıları 8,5 santim saksılarda. Bazıları 14 santim saksılarda. Dikenleri elime battığı için şu anda elime alıp gösteremeyeceğim. Sadece bu şekilde videosunu da görmenizi istiyorum. Böyle iç mekan bitkilerimiz var. Ve fiyatları gerçekten çok uygun arkadaşlar bu türlerin. Şöyle hemen bu taraftan senekiyolarımızı göstermek istiyorum. Bunlar da oldukça gelişmiş. Bakın şöyle göstereyim. İki karıştan fazla uzunlukları. Bunlar da çok güzel çiçek açan türler. Şimdi kaktüslerden sonra sukulentlerimize geçeceğim. Bu hafta satış listemize eklenecek olan sukulentlerin tanıtımına devam ediyoruz. Sukulentlerimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle viyolden çıkarıp göstermek istiyorum. Bakın 5,5 santim saksılarda gayet güzel formlarda böyle sukulentlerimiz var. Senekio tesbihlerimiz var arkadaşlar. Yine bunlar da 5,5 santim saksılarda. Saksılar böyle dolu dolu. Böyle çok güzel türlerimiz var. Bunlar da 8,5 santim saksılarda. Hepsi dolu dolu, bol yavrulu. Gerçekten bunlar büyüdüğü zaman muhteşem bir görüntü olacaktır. Hatta bir tanesini kendime ayırdım bile. Gerçekten çok güzeller. Çok istediğim bir türdü. Grapto'nun çok şirin bir türü. Portucalaria afra variegata arkadaşlar. Bunlar da bonsai yapmak için çok elverişli bitkiler.
Şöyle elimi alarak da size göstermek istiyorum. 8,5 santim saksılarda, bunlar da yine bu kadar gelişmiş, dolu dolu hepsi. Ekeverya raindrops'larımız var arkadaşlar. Sadece 2 adet mevcut. Kabartıları oluşmaya başlamış. Güneş gördükçe kabartıları daha belirginleşecektir. Havortia'nın yine çok güzel bir türü var. Önceki satışımda vardı bundan. Kalmadı arkadaşlar. Çok rağbet gördüğü için bunlardan tekrar getirdim. Böyle bir hibritimiz var yine. Hemen barkoduna bakayım. Ekeverya Ghosty. Büyük saksılarda dolu dolu pasipitumlarımız var arkadaşlar. Bunlar da yine dışarıda açık havada çok güzel mora dönük renkleniyor. Renkten renge giriyor hatta. Bazen kavun içiye dönük bir renk alıyor. Bazen mora dönük bir renk alıyor. Gerçekten bu da çok sevdiğim türlerden bir tanesi. Oldukça gelişmiş. Odun gövdeli. Şöyle gövdeden de göstereyim. Gayet güzel bitkiler. Peperomiyalarımız var arkadaşlar bu hafta. Peperomia Rosso. Şöyle göstereyim. Peperomia severler bu yaprağı güzel bitkileri kaçırmasınlar derim. Hemen bu tarafa geçiyorum. Aeonium'un çok güzel bir türü olan şöyle göstereyim onun da barkotunu. Arboreum Atropureum. İthal bitkilerdir arkadaşlar. 5,5 santim saksılarda. Bunlar da hepsi bol bol yavrulu. Bunları da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Her zaman gelen türler değildir. Aneum biriktiren arkadaşlarımızın koleksiyonunda bu tür yoksa edinmelerini tavsiye ederim. Senekio tebeşir olarak da biliriz arkadaşlar. Burada Senekio Kleinia olarak geçmiş barkotunda. Akşam internetten de baktım. Evet, üzerindeki isim doğru. Biz Senekio tebeşir olarak biliriz. Şöyle güzel bir peperomiyamız var. Peperomia hope. Bunlar da 5,5 santim. Hatta 5,5 değil 6 santim saksılarda. Her zamanki gibi adromiskuslarımız var. Ekeverya, Derenbergi. Bunlar da yine 5,5 santim saksılarda dolu dolu saksıdan taşmış. Renklerini tam yansıtamıyorum her zamanki gibi arkadaşlar. Video çekerken içerinin ışıklarından dolayı renkler biraz silik çıkıyor. Binbir surat olarak adlandırdığımız Orostachis'lerimiz var. Onlar da yine elimde sadece 2 adet var. Bir tanesi tek rozet büyük, bir tanesi çiftli rozet. Stoklarımızdaki diğer türlerle şöyle bir geçiş yapacağım. Bunları da tekrar görüp hatırlamanızı istiyorum. Bunlar 5,5 santim saksıda olan türlerimiz. Setosalarımız. Silverlerimiz. Aeonium kivilerimiz arkadaşlar. Tacveriyalarımız. Bellum olarak da bildiğimiz tür. Kalanşolarımız var. Tomentosa. Krasula yanlansisimiz var. Ekeverya fobiola. Maymun kuyruklarımız var. Büyük saksılarda da var arkadaşlar maymun kuyruğu. Adromiskuslarımız var. Şöyle şuradan devam edeceğim. Sipariş vermek için bitkilerin ekran fotosunu atıp alıp bana atabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan, Facebook'tan, WhatsApp'tan.
bu şekilde sipariş verebilirsiniz. İstanbul içinde olan arkadaşlar gelip direkt kendileri gözleriyle görerek alabilirler. Adresimi tekrarlayayım. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi, Küçük Piyale Mahallesi, numara 118C, Kasımpaşa, İstanbul. Telefon numaramız 0551 710 74 55 arkadaşlar. Instagram sayfam nurcan.srbs. Facebook kişisel profilim TC Nurcan. İsmimi biliyorsunuz, Nurcan Sarıbaşoğlu. Grubum Ütopyam Kaktüs Sukulent Paylaşım Sergisi, Ütopya Çiçek Evi diye de girdiğiniz zaman sayfalara ulaşabiliyorsunuz. Messenger'dan mesaj atmanızı bekliyorum. Kaktüslerimiz, sarı maymun kuyruklarımız, böyle çok güzel tür kaktüslerimiz var. Yine 8,5 santim saksılardan dolu dolu kalanşolarımız var. Pasipitumlarımız var. Bunlar da çok güzel renklenen türler. Ekeverya tek sensiz. Lila Sina'nın değişik bir formu, değişik bir alt türü. Evet, bu taraftan devam ediyorum. Kalisya rosatolarımız var arkadaşlar. Onlar da yine çok güzel. Geçen haftaların ürünlerinden bolca aldım. Çünkü her zaman sık sık gelmiyor. Bu türümüz de çok güzel. Her şeyin içine çok yakışıyor. Hemen şöyle ismini hatırlatmak için tekrar göstereyim. Pileya kılavuca. Hava bitkilerimiz var arkadaşlar. Her objenin içine çok yakışan türler. Sansevieria, örgü kaktüs dediğimiz kılıç türü bitkilerimiz var. Kalp kalbe karşı. Kalp kalbe karşının iki türü var arkadaşlar. Bu bir türü. Bunlar da diğer bir türü. Bunlar da yeni geldi. Yaprak yapılarını görmeniz için şöyle yakından çekim yapıyorum. Kadife çiçeğimiz, fitonyalarımız, beyaz yeşil fitonyamız, fitonya roz, kırmızı, pembe fitonyalarımız, pileyalarımız, kabartılı yapraklı. Hemen bu taraftan devam ediyorum. Ekeverya perlebonun berklerimiz var arkadaşlar. Ben perlelere ekeveryaların kraliçesi diyorum. Evet, patates soğancımız da gelmiş bulunmakta. 8 kilo 10 lira. Krasulalarımız. Bellum gruplarımız. Böyle dolu dolu saksılarda ekeveryalarımız, bol bol yavrulu anaç bitkiler, çaprazlama yapılmış hibrit türlerimiz, kuspitata eboni hibritiydi zannedersem. Graptosedum bronze değişik bir versiyonu. Patates için tam zamanını buldu gelmek için. Tavruslarımız, Romeo'larımız. Bu tür çok güzel arkadaşlar. Bir tane dükkanda ayırdım. Kalanlarını evde camın önüne koydum. Çikolata rengi, bitter çikolata diyeyim size. O kadar güzel renklendiler ki anlatamam. Gerçekten bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Yani ben bunun tam türünü bulamadım. Ekeverya Ecos Cristata diye geçiyor. İlk defa tanıştığım bir bitki.
Aslında yaprak yapısı hiç yabancı gelmiyor ama zannedersem hibritlenmiş. Çok güzel, gerçekten çok güzel çikolata rengi oluyor. Koyu çikolata rengi. Kaçırmamanızı gerçekten tavsiye ediyorum o türü. Bu türümüzde çok çok güzel pembeleşiyor. Tabii bunlar hep açık havada olan değişimler arkadaşlar. Sedumlarımız var, krasulalarımız var, koleksiyonluk türler. Kristat kaktüslerimiz var. Yine bu da koleksiyonluk türdür. Leş kaktüslerimiz var arkadaşlar. Hurnealar. Kaktüslerimizden devam ediyorum. Kobra kaktüs denen tür. Yılan kaktüs. Dışının bu şekilde kabuk kabuk yılan derisine, kobra yılanına benzemesinden ötürü kobra kaktüs deniyor. Hemen en alt rafa geçiyorum. Evet, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Sevgiyle kalın diyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sevgiler gönderiyorum. İyi günler.